İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan yaşıyor. Batı Ermenistan'ın Ardahan ilinde bal toplama dönemi başladı. Cavakkın Madatapa Gölü'nde yapay bir ada inşa edilecek. Arjantin'in Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulan son Ermenisi 98 yaşında vefat etti. Suriye'deki mühimmat deposu patlamasında onlarca ölü var. Büyük usta Garen Grigoryan satrançta dünya rekoru kırdı. Yaşam şehri Yerevan, İsrail TV kanalı Ermenistan Cumhuriyeti hakkında video yayınladı. Artsakh Cumhuriyeti 7. Pan-Ermeni Yaz Oyunlarının açılışına resmen hazır. Pan-Ermeni oyunlarına bugünkü bütünlüğümüze, ulusal değerlerimize ve geleneklerimize, sadakatimize tanıklık edecek zengin kültürel ve sportif etkinlikler eşlik edecek. 7. Pan-Ermeni Yaz Oyunlarına Batı Ermenistan'ın Sasun, Van ve Dikranagert'ten gelen delegasyonlar da katılacak. Batı Ermenistan heyeti 160 sporcudan oluşmaktadır. Kafkas arı ırkının gen merkezi kabul edilen Ardahan'da arıların ürettiği çiçek balının hasadı başladı ve sezonda 45 bin kovandan toplam 540 ton organik çiçek balı elde edilmesi hedefleniyor. 750 kayıtlı arı işletmesinden 45 bin kovan mevcut. Aktif kovanlarda bu yıl kovan başına ortalama olarak 12 kilogram bal hedeflenmektedir. Kafkas arısı dünyanın en uzun dilli arısıdır. Dünyada 4 arı ırkından biri olan Kafkas arısı Ardahan ve Artvin illerinde yaşamaktadır. Kafkas arısı bu sayede çiçeğin daha derin noktalarından nektar alabilmesiyle dikkati çekiyor. Bitki florasının bu bölgede geniş alana sahip olması balın kalitesini de arttırıyor. Çiçeklerin en derin noktalarından alınan bal gerçekten insanların şifa kaynağıdır. Madatapa Gölü'ndeki kuş sayısını artırmak ve su seviyesini yükseltmek için yapay bir ada ve barajın inşa edilmesi planlanmaktadır. Cavak Ulusal Parkı'nın gözlemlerine göre pelikanlar Madatapa, Buğdaşen, Hançali gölleri gibi birçok gölde yaşıyor ancak sadece Kartsakh'ın Hozapini adlı gölünde çoğalıyorlar. Milli Park yetkililerinin açıklamasına göre bunun nedeni orada pelikanların ve diğer kuşların yuva yaptıkları adaların bulunması. Fakat bu adalar Türkiye tarafından işgal edilmiş olan Batı Ermenistan'ın topraklarında yer alıyor. Pelikanlar adalarda yuva yapıyorlar çünkü orada kendilerini güvende hissediyorlar. Cavakkın göllerinde geçici veya kalıcı olarak yaşayan pelikan dahil 180 kuş türü mevcuttur. Madatapa Gölü'nde yalnızca bir ada var. Bu yüzden bir tane daha inşa etmeye karar verildi. Ancak öncelikle gölde su seviyesini yükseltmek gerekiyor. Şu ana kadar gölün derinliği 1 metre 40 santim. Sahile yakın kısımlar ise sadece 40 santim. Barajın yardımıyla su seviyesinin en az 30 santim yükseltilmesine karar verildi. Her iki projede şu anda tasarım aşamasında. Diario Armenia adlı gazete tarafından bildirilen bir habere göre, Arjantin'de yaşamakta olan Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulan son Ermeni Asana Sarkisyan, Arjantin'in Rosario şehrinde vefat etti. Asana Sarkisyan 4 Ağustos'ta 98 yaşına girecekti. Asana, 1921 yılında Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'da doğdu. Asana, isimleri Garabet, Angela, Mihran ve Levon olan ailedeki 5 çocuğun en büyüğüydü. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan Asana, Türklerin bütün ailesini katlettiğini ancak anılarını hayal meyal hatırlıyordu. 1926'da kardeşi Garabet ve annesi Ogida Hovannisyan ile Marsilya'dan gemiyle Arjantin'e geçti. Burada soykırımdan kurtulan Giragos ile tanıştı. Evlendi ve 3 çocuğu, 10 torunu ve 10 torunun çocuğu oldu. Suriye'nin Homs eyaletinde bulunan Şeriat Hava Üssü'nün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada Suriye ordusunun ve müttefiklerin en az 31 askeri öldü. Azadutyun.im adlı basın ajansının aktardığına göre İngiltere'de bulunan Suriye'deki insan hakları gözlemci grubu yaptığı açıklamada dünkü patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Bu arada Suriye Devlet Televizyonu Şeriat Hava Üssü'nde süresi dolmuş patlayıcıları içeren bir olayın gerçekleştiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başar Esad'ın Han Şeyh kasabasında
kimyasal silahlarla 80'den fazla insanı öldürdüğü haberinin yayılmasından sonra Şeriat Havaalanı'nı 2017'de bombalamıştı. Esad ise kimyasal silah kullanımıyla ilgili haberleri reddetti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin satrançtaki grandmasterlarından biri olan Karen Grigoryan, 9 olasılıktan %100 sonuçta Portekiz'deki Famalicão Open adlı uluslararası satranç turnuvasının tek kazananı oldu. Chessfed AYM'e göre Ermeni satrançı aynı zamanda 3103 katsayılı güçlü bir oyun sergiledi. Bu da satranç tarihindeki en yüksek puan ve ayrıca da bir dünya rekoru. Bundan önce Fabiano Caruana, Sinkfield'deki satranç yarışmasında 3098 en yüksek puanı elde etmişti. İsrail'deki Reşet 13 adlı TV kanalı Ermenistan Cumhuriyeti hakkında İbranice bir video yayınladı. Armenpress'in aktardığına göre video, Pagan Tapınağı'nın hikayesini anlatan Garni'yi ziyaret ederek başlıyor. Tapınakta duduk seslerinin ezgileri tura eşlik ediyor. Video ekibi vernisajı da ziyaret etti. Vernisajda müzik enstrümanlarının konusu el işine ve özellikle hallara odaklanarak devam etti. Program spikeri Yerevan pazarlarından birinde Ermeni sebzeleri ve lezzetli yemekleriyle tanıştı. Bir sonraki durak Yerevan sakinleri ile turistlerin en çok sevdiği yerlerden biri olan Gaskat'tı. Bu kez çekim ekibi üyeleri dans alanındaki becerilerini test ediyordu. Onlara geleneksel Ermeni dansını temsil eden bir dans grubu katıldı ve Gaskat bölgesinde keyifli bir ortam yaratıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı korodan Vare Vare adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.